sağdan birileri geliyor. Dur bakayım. Değil. Tam ortadan gelecek. Burada mı geldi? Sağ kapıdan gelecekmiş Kira. Kırmızı kapıdan. Kırmızı mı kapıdan? Teşekkür ederiz. STV'nin kine veriyorum. Nereye gördüm? Sayın Başbakanımız, saygıdeğer hanımefendi, değerli konuklar, değerli basın mensupları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kültür Müdürlüğü'nün düzenlediği 50. Yazarlık Yılı Sadık Albayrak Saygı Gecesi'ne hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben şuraya gireyim mi? Şimdi 50. Yazarlıklı Sadık Albayrak Sayın Gecesi münasebetiyle hazırlanan Sinevizyon filmini hep birlikte izliyoruz efendim. Şubat 1942. Trabzon'un Of kazasının Yenice köyünde Albayrak ailesinin ilk erkek çocukları dünyaya gelir. Dini inançları kuvvetli, ulema bir ailedir Albayrak ailesi. Yeni doğan bebekleri de kulağına okunan ezanla ilk dini telkinatını ve tabii adını alacaktır. Sadık Albayrak. Ehl-i Beyt'e muhabbetten dolayı dedemin babası Cafer olduğu için Cafer-i Sadık diye böyle bir isim üzerinde bulunmuşlar. Nihayet göbek adı Cafer, bu hususta kayıtlı olduğu isim Sadık diye. Eskiden ifadesiyle kadem nihat olmuşum yani. Dünyaya adımı atmışım. Kış ama öyle bir kış değil, sadece soğukla ilgili değil.
Dünya 2. Dünya Savaşı'nın içinde. 1942. Bu memlekette açlıklar. Kırdı kamuklarının hatta böyle değinmede öldürmesinde yapılmış olan işte mamayı yiyerek büyümüşü. Albaylar ve kardeşleri pratik ilk dini bilgilerini babalarının arkasında cemaatle kıyama durarak almaya başlarlar. Geceleri babalarıyla geçirdikleri en ilgi çeken anlarsa Ahmet Hamdi Bey'in mızraklı İlmihal ve Siyer-i Nebi'yi okuduğu anlardır. Babası yeni mekteplere karşıdır ve oğlunun hafız olmasını ister. Arkadaşları karşı köydeki ilk okula giderken o tarlalarının bitişiğindeki camiye gitmektedir. Çıplak ayaklarla gittiği camide kısa zamanda Elif Bağ alışkanlığı gelişir. Çünkü babam beni okula vermek istemiyordu yani. O dedi, insanların okula karşı bir tepkileri var. Çünkü mevcut olan eğitim ve öğretim sistemi birden milletin tepesine bindi. Yani okuma yazmayı kullandığı babamızın harfleri değişmiş. Öğretmen farklı bir yapıda geldi. Köylünün bakış açısı çok değişik. Köylünün dünya görüşü, fakirliğin yoksulluğu bir ilgisi yok. Sadık'ın aklı yine de karşı köydeki ilkokulda ve arkadaşlarındadır. Köyde fırsat buldukça da okula gidip gelen arkadaşlardan kopya çeker veya da onların okudukları kitapları öğreniyordum. Duvarlara kömürlerle yazılar yazarak alıştırmalar yapar. Ve evlerinin duvarına yazdığı Satik Sever Güzeli, yıllar sonra onlarca kitaba imzasını atacak olan Sadık Albayrak'ın ilk cümlesi olur. Babası bu durumu fark eder ve onu nahiyedeki dükkana gene alır. Sadık'ı hafız yapmaya kararlıdır. İşte böyle bir ortamda ben gittim, okula kayboldum. Ve öğretmen beni ikinci sınıfa kaydedip aktifi okumaya söylüyor. Bana dedi ki, bir cümle yazdı. Bugün hava kalır. O da doğuştan Türkçe olduğu için, o da dedi ki, yüreğim efendidir dedi. Tabii bizde Çin gibi çocuklar tabii dinleyenler bunu söylüyor. Meğerse bir öğretmen var canım. Bunu aşık bir zaman bekardım. Yani bu tür bir kültür ortamından tabii çarşıya gelip de babama söyleyince babam dedi ki benim oğlan küçüktür bu okula gelmez. O dedi hacı sen çok beklersin dedi. Biz oğlanız ikinci sınıfa kaydettik. İlkokulu başarıyı tamamlar. Yine önünde onu babasıyla karşı karşıya getirecek bir seçim vardır. Orta öğretim. Dediler ki bana ticaret lisesi falan. Olur dediler ya liseye gitti. Tabii babam dedi hayır ben de dedi sen niye matematik öğretsin. Gidersin gidersin gitmesin dedi. Gel burada mağazana önce tezgah var sana simit satarsın dedi. Ve hatta kalem defteri bir şeyler satarsın. O zaman da o tür bir şey yani. Ben hiç düşüneceğim şey değil ya okumak. Okula girdik. Ama okula geldik ama babam ilk defa kaydederken veli olarak okula geldi. Bunun için hiçbir zaman bile gelmiş çünkü başarılı bir çocuk. Birinci, ikinci sınıflardan itibaren ben okulu sevmeye başladım. Bir gün okul idaresi isteyen öğrencilerin belirli camilerde cuma vaazı verebileceğini bildirir. Gönüllü olur ve ilk vaazı Pazarkapı Camii'nde verir. Hocalar ve cemaat tarafından oldukça beğenilir ve tebrik edilir. Albayrak başarılı bir gençtir. Fakat bunlar onu tatmin etmez. O daha çok okumak, yüksek tahsil yapmak istemektedir. Nesil, İslam Rönesansı'nın çağdaş doğuşunun ilk adımını atanlardır. Türkiye'nin siyasi anlamda çalkantılı geçen yıllarıdır. Bu şartlar içinde bu yüksek İslam Rönesansı ve 1990'da kullanan İslam Rönesansı İmamatik okulların yüksek tahsil olarak gidebilecek bir tek okul. Ve 14 yıl olarak kazandım imtihanı. Yüksek İslam Enstitüsü 3. sınıfa geçtiğinde çalışmaya karar verir. 1964 yılıdır. Sultanahmet Camii'ndeki ilk vaazını başarıyla verir. Albayrak gençliği ve modern görüntüsüyle kısa zamanda dikkatleri üzerine çeker. Hürriyet gazetesinden Orhan Kantoğlu'nun hakkında yazdığı yazıyla da şöhret kapıları açılır. İşte Hürriyet gazetesi o devirde bir Ramazan'da sen kimsin ne sizin müşteriye gidip gelin görev gazetesi dedi derken
Dedim ben vaysım, yapacağım dedi, senin bir vaysın olur mu? Evet dedim, siz gelin dedim. Ve şu an bu adamı da rahmet tanıyorum, ona kant olur mu? Geldi. Resimleri çekti, zaten dedi, bir kimseyle falan geri çekiyorlar diyorlar. Ama ertesi günü cumartesi bir bakın hürriyette Sadık Hocam Cuma vaazı ve orada dediğim şu idi. Mücevvet, yani soyut, öyle Allah'ın bana yardım et demekle hiçbir şey olmaz, çalışacaksınız, uğraşacaksınız, mücadele edeceksiniz. Basında ilk tanışmasıysa 1959 yılında Trabzon'da Demokrat Çaykara ve Hakimiyet gazetelerinde yayınlanan yazıları olmuştur. Çok yönlülüğünü sürekli gösteren Albayrak için Yüksek İslam Enstitüsü yılları aynı zamanda cemiyet çalışmalarında da ağırlık kazandığı yıllardır. Necip Fazıl Kısaköy'ün kurduğu Büyük Doğu Fikir Kulübü'ndeki 101 kişilik heyetin ilk 11'inde yer almış ve onunla aynı saflarda çalışma imkanı bulmuş, sohbet ve konferanslara katılmıştır. Bir yandan da başkanlığını Profesör Doktor Ayhan Soğukar'ın yaptığı Yeşilay'ın Gençlik Kolu Başkanlığı'nı yürütmüştür. Okullar arası mülazalar düzenleyerek gençlik faaliyetlerine değişik boyutlar getirmeye çalışmışlardır. Şerefsizler var sana. Ben burayı istiyorum, uzmanlık kadrosu da boş. Pek çok da talip vardı. Geldim baktım oralar bir şey. Bu binanın alt katlarında böyle su akmış, kitaplar sandıklar çürümüş, sinekler kocaman kocaman falan böyle. Buralar da var. Defterleri dışarı çıktık, güneşletiyorum. Kurulatıyorum. Sonra tozlarını siliyorum ve kaba tasvif şeklinde yerleştiriyorum. Yani valide, genel olarak, genel olarak defterleri, yaşam defterleri, müderris defterleri, tekrar defterleri, müftülük defterleri ve benzeri. Özellikle de İstanbul mahkemelerini 9300 defteri nispeten düzenli şekildedir. Yani bu dolaplardadır. Çünkü bu dolapların bir anlayışa göre Sultan Abdülhamit Yıldız da bunların mimari şeyini yapmış. Dolapların var. Bir sene içinde ben Osmanlı dolamasıydı. Bu sicil defterleri, sicil dosyalarını tasvir ederek ki bunlar en az 10 bin kadar olması gereken dosyalar idi. Burada geçirdiği yıllar kendi deneyimiyle ufkunu geliştirecek ve eserlerine önemli bir kaynak olacaktır. Nitekim son devrin Osmanlı uleması adlı kitabı buradaki arşivleri tarayarak oluşturmuştur. Kitabını basabilmek için ise babasının ona aldığı arsayı satarak bir kitap evi kurmuş ve kitabını yayınlamıştır. Ağlayarak bu eserinden dolayı 1981'de Türkiye Yazarlar Birliği ödülünü almıştır. Ben buradaki çalışmalarından dolayı bir zengin zekat verisiydi. Ben de burada öğretilerin bir kısmını aktarayım diyeceğim. Şey yaparken biraz da bu işin siyaset olabileceğini, zihniyette kalan gençliğinin ancak kültüre göre olabileceğini, böyle bir çalışma içinde iken ki buradan da çok istifade ettim. 70'li yıllarda Sağ, Yol, Ufuk, Yeni İstiklal, Sevil gibi gazete ve dergilerde yazıları çıkar ve Albayrak Babani ile resmen tanışır. İlk yazım Yeni İstanbul'da üniversite köşesinde çıktı. Sonra 1971'de ilk defa makalelerden veya araştırma İslam'da işçi hakları, İslam'da yönetimcilik gibi makalelerin kitap haline getirip 1971'de ilk kitabım çıkıyor. Sonunda yakışır İslam kitabı bu. Şimdi o devrede bir sunuyor. Başka bir cihazdan bakıyor. Ama ben 1971'de sonunda yakışır İslam ilk kitabı çıktı. Bu ilk evrak gibi bir şiir bu. Ben 1971'de içimde şöyle bir şey işte. Can Baba bana güç kuvvet etsin. Her sene bir kitap çıkarayım. 30 senede 30 kitabım çıksın diye. 1977 yılında yayına başlayan Yeni Devir gazetesinde Nisan başlığı altında günlük yazıları çıkmaya başlar. Aynı tarihlerde Milli Gazete'de de yazıları yayınlanmaya başlar. Bu tarihe kadar Albayrak yaklaşık 10 kitap yazmıştır. Yeni Devir ve Milli Gazete'deki günlük yazı ve eserleri memuri kanununa aykırı görüldüğünden 1978'de memurluğa son verilir. 77-78'de de siyaset işçiliği öğretti. Biraz da böyle sürfiyare dokunucu yazılar falan yazdığımızda defterimiz düldü. Yani başlığına da benziyor. Kim ki ahvale eylerse tabiz, sürülür ağzına bak susturulur, yine durmaz eylerse ısrar, durulur defteri kan susturulur.
İlk olarak 1977 yılında İskilipli Atık Efendi'nin bir eserinden dolayı İstanbul Toplu Basın Mahkemelerinde yargılanır. 1977'deki erken seçimlerde kıyısından siyasete bulaşır. MSP'den Trabzon Milletvekili adayı olur. 1981 yılında Hilafet ve Halifesiz Müslümanlar adlı kitabından dolayı yargılanır ve 9 ay kadar Silivri cezaevinde kalır. 12 Eylül'den 1989 Aralık ayına kadar da mahkemeler, adliyeler yakasını bırakmaz. Hüküm değilseniz, o sizi hayatınızda giriş ve çıkış olarak bilinir. O sizi rahatlatır. Ama sizin mahkemelik konumunuz rejimle, o mahkemenin sürdüğü müddetçe sizin ailevi, şahsi ve dostunuzda hiçbir şekilde huzurunuz olmaz. 1983 yılında cezaevinden çıkar ve Milli Gazete'deki yazılarına devam eder. 1991 ve 1995 seçimlerinde Refah Partisi, 1999 seçimlerinde ise Fazilet Partisi'nden İstanbul Milletvekili adayı olarak yeniden siyaset edilir. 1978 yılında yazdığı bir yazıda, o dönem MSP İl Gençlik Kolu Başkanı olan ve bu gence dikkat edin, ileride çok önemli bir yerde olacak diyerek başarısından övgüyle söz ettiği Recep Tayyip Erdoğan'ın 1996'daki belediye başkanlığı sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Danışmanlığı'nı yapar. Benim nesim siyasette başında olsun, fikir ve düşünce gazeteci yapmalar olsun, hiçbir zaman karşı fikre karşı bir kompleks içinde olmadılar. Bu da bunların aldıkları çok yönlü kültürün toleransına kaynaklanıyor. Bu bakımdan ben bir yere gelemeyeceğim ama o sevginin dışında bunu başlamışmış. Ama diğer arkadaşlarım Türkiye'ye yönetecek, Türkiye'ye çağdaş olarak düzeni çıkaracak. Bugün beni sizin cezaevi olarak. Bunlar da benim siyasi, içtimai ve eğitim öğretimde aynı kurulardan gelen birisi olarak sevgili. Benim için mutlaka en güzeldir. Bu dönemde araştırmacı kişiliğini gösterir. Osmanlı'nın 700. yıl anısına eski İstanbul'da sosyal hayat ve çevreyle sosyal yapı ve İstanbul üzerine iki kitap yazar. Bu arada Yeni Şafak gazetesinde yazmaya başlar. 2003 yılında ise Milli Gazete'yi tamamen bırakıp sadece Yeni Şafak'ta yazmaya devam eder. Yazılarını tutkunu olduğu futbol bilgileriyle harmanlayarak hazırlayan Ağlayarak esprili, kendine has tarzıyla okuyucusuna farklı bir lezzet sunmaktadır. Ve aşkandır. Ve şey atalar. Ama o adı götür. Ve insan hayatı da böyle bir hayat devam ediyor. Onun için de ilişki çalıştılar. Kazanılan yıllar. Ne çabuk geçti. Ne kolay harcadı yıllarımı. Düşe kalka ömür sürdüm. 10 yıl, 20 yıl, yetmedi onluk yılları bozdurup yemek değişim. Oku, öğren, yerinden yurdundan ol. Anam uzakta, babam işte güçte. Diplomalar, memuriyetler kovaladı özlemleri. Nasihatler, yazıp çizmeler, evlenme çabaları, beyni yönemekten doğan mutsuzluk izleri, kira derdiyle gelen mutluluk, giyin kuşama omuzlayan delilikler, sorgulamalar, teftişler, rezillerden gurultulu asiller, umutla sarılan yaralar, kucaklanan iki evlat, değişen dünyada örtü yaşayan yönetim, aşılanan senin yakışlasın, sonra vedalaşma, denk hazırlanma, kırkında zindan kapılarını zorlama, bir yıl daha devirmek gücünde, dua ile veren nazar korkusuyla, 41 kere maşallah, kurtuluş yakın olur inşallah, inşallah. Saygıdeğer konuklar, konuşma.
konuşmaları yapmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Sayın Abdurrahman Şen'i kürsüye davet ediyorum efendim. Sayın Başbakanım, saygıdeğer hanımefendi ve Sadık Kalbayrak ağabeyimizin gönül dostu, saygıdeğer misafirler. Bu vefa gecesine, bu bir neslin hatırasının canlanacağı, canlandığı geceye hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Belki de hayatımın en heyecanlı günlerinden birindeyim ve beynime hücum eden cümleleri burada sizlerle paylaşmaya kalksam beceremeyeceğim. Çünkü Sadık abi bu gece bizim için sadece bir simge, önemli bir simge. Salonumuzun çeşitli koltuklarında aynı dönem, aynı hamurkarlığı bir nesil yetiştirmenin aynı halinliğini yapan birçok ağabeyimiz var. Onlara da bu salonda saygımızı bir gün göstereceğiz. Onları da bir gün burada beraber alkışlayacağız, anacağız, o hatıraları birlikte paylaşacağız inşallah. Sadık abi belgeselde de ifade edildiği gibi kendisine yaklaşan herkese öz ağabeylik yapmış, elinden tutmuş, yol göstermiş, o kişinin gelişmesine katkıda bulunmuş gerçek bir hadim, gerçek bir fikir hamkârı. Bugün kazanmış olduğumuz ne kadar makam varsa buraların elde edilmesinde gönüllü ve beklentisiz, karşılıksız çalışan kaybettiğimiz kardeşlerimiz ve bu günleri gören bu nesil Sadık Albayrak simgesinde o dönemin hamurkarlarına çok şey borçluyuz. Bu gece bunu hatırlayabilir, bunu hatırlatabilir, bunu paylaşabilir de paylaşabilirsek ne mutlu bizlere. Sadık abiye bu duygularla sağlıklı, uzun ömürler diliyorum ve kendisinden daha yeni nesiller yetiştirecek eserler bekliyoruz. Önünde sevgiyle, saygıyla eğiliyorum. Sağ olun, var olun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Sayın Abdurrahman Şen'e konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli konuklar, şimdi de konuşmalar yapmak üzere Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Ömer Çelik Kürsü'ye arz ediyorum. Buyurun Sayın Bakanım. Sayın Başbakanım, çok değerli hanımefendi, Sayın Sadık Albayrak, değerli hanımefendi, kıymetli konuklar, hepinize saygılar sunuyorum. Bugün bizim maalesef geleneğimizde ihmal ettiğimiz ve eksik bıraktığımız, artık eksik kalmamasını temenni ettiğimiz bir vazifemizi yerine getiriyoruz. Bugünümüzü boşluğu olduğumuz tefekkür alanlarına, düşünce alanlarına, kendileri hayattayken milletimizi gösterme konusunda ihmalkar bir milletiz. Bugün Sayın Albayrak'a, onun şahsında o nesli temsil eden tefekkür insanlarına milletimizi göstermek bakımından anlamlı bir gece. Bu sebeple bu eksikliğimizi gidermekte bir dönüm noktası olacağını düşünüyorum. Tabii gecenin iki tane anlamı var aslında. Bu başlangıcı temsil eden neslin bize anlatmaya çalıştıklarını iyi düşündüğümüzde önümüze gelen tablolar şudur. Birincisi nereden geldiğimizi, bugüne nasıl ulaştığımızı bize anlatmaya çalıştılar. İkincisi de bundan sonra yürüyeceğimiz yolla ilgili bize ışık tutmaya çalıştılar. Dolayısıyla bu tip bir gecede sadece bize bugünkü idrakimizi, bugünkü irfanımızı, bugün sahip olduğumuz hikmeti hediye edenlere bir minnet gecesi olduğu kadar aynı zamanda bugünden bizi geleceğe götürecek yeni nesli de selamlama gecesidir.
Bir milletin hayatta kalması ya da hayatını kaybetmesiyle ilgili binlerce sayfa yazmıştır. Ama en nezih ifadesini Kant söylemişti. Eğer bir milletin ruhunu ve dilini çalarsanız o milletin ayakta kalma imkanı yoktur diye. Biz bugün 50. yılını kutladığımız bir yazarın bugüne kadar neler yaşadığına baktığımızda aslında bu şöyle bir hikaye özetleyebiliriz, tek bir cümle özetleyebiliriz. İmparatorluğumuzun dağılmasından sonra Kant'ın dediği anlamda hem ruhumuzu çalmaya çalıştılar, bizim millet yapan ruhu çalmaya çalıştılar, hem de bizim milletimizin tarihe dönük konuşmasını, dilini çalmaya çalıştılar. İşte Sayın Sadık Albayrak ve içinde bulunduğu nesil ruhumuzun çalmasına, dilimizin çalmasına, bizim millet yapan şeylerin yok edilmesine direnerek aslında bu milleti ayakta tutan temel dönemeklerin mahsusu olmuş oldular. Önümüze bu çeşitli şekillerde geldi. Ama en örgütlü, en güçlü, en kuvvetli, en dayanılmaz şekilde oryantalizm dediğimiz olguyla geldi. Oryantalizm bizim düşüncelerimizi, yaşantımızı, adetlerimizi, algılarımızı kendi süzgecinden geçiren, ötekileştiren, zaman zaman aşağılayan bir kültürel soykırım olarak karşımıza geldi. Bir milletin kültürel soykırıma uğratılmasının bir mekanizması olarak geldi. Ama en tehlikesi şuydu, içimizden çıkan bazıları bir oto-oryantalizm üreterek dışarıdan bize yöneltilen, bizi ötekileştirmeye çalışan bakış açısını içselleştirmeye çalıştılar ve sonuçta reddiliras denilen bir kültürel soykırımla karşı karşıya kaldık. Sayın Albayrak buna direnirken bir cümle konuştu. Burada ölmek istemeyen bir mazi ve doğmak isteyen bir gelecek var. İşte bu umudun ayakta tutulması üç şeyle mümkün oldu. Yeni nesillere tarih bilincinin verilmesi, mekan bilincinin verilmesi ve bunun gerisinde de millet olmanın temel dinamiklerinin ne olduğuyla ilgili bir bilinç verilmesi. Tarih bilinci, tarihi sadece yaşamış bir geçmişten ibaret kılmaya çalışanlara bir direnmeydi. Kuşkusuz yaşamış olan geçmiştir. Ama geçmişi nasıl algıladığınız tarihi oluşturur. İşte bu belgeselde gördüğünüz gibi o şerif sicillerin satır aralarına gelip, kelime aralarına gelip aranan şey önümüze yanlış bir biçimde koyulmuş tarih bilinci karşısında milletin çocuklarının kendi tarihlerini ve kendi milletlerini yanlış anlamalarına karşı ciddi bir direniş olarak ortaya geldi. İkincisi bu tabii bu tarih bilinci bize bizi yapan ben idrakini, medeniyet idrakini ve özgüveni ortaya koydu. İkincisi ise mekan bilinciydi. 1774'te Kaynarca Anlaşması'ndan beri her meselemizi dışarıya havale ettik, hiçbir meselemizi özgüvenle çözmedik. Son 10 yıla gelinceye kadar dünya sahnesine bu bizim dediğimiz projelerle çıkmadık. Ama Sayın Albayrak ve nesli hep şunun üzerinde durdular. Bugün sahip olduğumuz sınırlar bizi biz yapan idraki sınırları değildir. Evet bunlar coğrafi sınırlardır, siyasal sınırlardır ama bizi biz yapan medeniyet idraki sınırları çok daha büyüktür. O sebeple biz öğrendik ki eğer Bosna huzur değilse İstanbul'da huzur değildir. Beyrut'ta huzur yoksa Adana'da huzur yoktur. Erzurum, Bakü'nün sesine kulak kapatmıştır, Hakkari'nin sesi sürekli Bağdat'tır. En önemlisi güç bilinci üzerinde. Tarih boyunca bir sürü devlet gelip geçti. Şimdiki süper güçlerden çok daha büyük devletler gelip geçti. Baktığımızda kudretleri şimdikinin çok sınırlı olan devletler gelip geçti. Kitabımızda o devletlerin nasıl halak olduğu ile ilgili geldiklerinde acaba yanlış mı yanlış bir yere mi geldik şeklinde nasıl gazaba atıldıkları anlatılır. Müzeler, kudretli kralların, büyük imparatorlukların kalıntılarıyla dolu. Ama bir devleti ve bir milleti tarihte kalıcı yapan nedir? Bu çok önemli bir soru. Bir devlet istihbaratının güçlü olması önemlidir. Bir devletin demokrasisinin yönetiminin güçlü olması önemlidir.
güçlü bir ordusu olması önemlidir, güçlü bir ekonomisi olması önemlidir. Ama bunlar yetmiyor. Çok güçlü ekonomisi, siyasi gücü ve ordusu olan pek çok devlet bugün tarihte yok oldu. Ama çok kısa bir süre yaşamasına rağmen, Müslüman bir Türk devleti olarak neredeyse 30 senelik bir dilinde yaşamasına rağmen Çağatay Devleti'ni hepimiz hatırlıyoruz. Eğer sadece Çağatay Devleti, Çağatay Devleti olarak kalsaydı, devletler ve milletler tarihi içerisinde çok bir şey ifade edemeyecekti. Ama Ali Şir Nevai sayesinde Çağatay Devleti bugün dünya tarihi yazılırken o kısa tarihine rağmen ihmal edilmemesi gereken bir devlettir. Dolayısıyla bir devletin arkasındaki yazılım, bir devletin arkasındaki idrak ve düşünce o devleti ve milleti kalıcı kılan şeydir. Dolayısıyla Sayın Albayrak'ın ve neslinin ulema üzerindeki çalışmaları, büyük imparatorluğumuzun kurduğumuz devletlerin arkasındaki yazılım konusunda, onun arkasındaki manevi idrak, ben idraki ve medeniyet idraki konusunda yeni nesilleri bilinçlendirmeleri, bizim açımızdan siyaset felsefemizin bugün temelini oluşturan çok temel verilere, çok temel donanımlara bize oluşturmuştur. Bizim tasavvuf geleneğimizde insana ibn-i vakit denir. İnsan zamanın çocuğudur. Bu ve benzeri ifadeler pek çok medeniyette var. Örneğin Hegel'de zamanın ruhu diye bir kavramdan bahseder. Fakat bizim geleneğimizde biz zamanın çocuğu olmayı geçmişe ait yüksek bir bilinçle geleceğe ait bir tasavvurun tam ortasında yaşamak olarak algılarız. Bizim geçmişe ait yüksek bir bilinçle geleceğe ait bir vizyonun tam ortasında bir yerde bugün bunları konuşabiliyor olmamız Sayın Albayrak ve onun neslindeki pek çok çilekeşin, düşünce adamının her türlü zulme karşı direnmiş kişinin gayretleri sayesinde olmuştur. Devletimiz ve milletimiz ve milletimizin geleceği kendilerine çok şey borçludur. Ben kendisine ve kendisinin yol arkadaşlarına şunu söylemek isterim son olarak. Kendilerinin yazdığı kitaplardaki ön sözlerde Cenab-ı Hakk'a yakarışlarına bir karşılık olsun diye Allah kaleminizi ve kelamınızı Cebrail yoldaş ve kendi kelamına yar yapsın inşallah. Saygılar sunuyorum. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Erçin'e konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli konuklar, konuşmaları yapmak üzere Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşrifine hazır olun. Buyurun sen. Çok değerli katılımcılar, değerli kardeşlerim, hanımefendiler ve efendiler, sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Kıymetli büyüğüm, eğer kendilerine müsaade ederse abim diyeceğim. Dünürü bu akşam bir kenara koyacağız. Sadık Albayrak'ın ilim yoluna vakfettiği 50 yıl ile ilgili böyle bir programın düzenlenmesinden büyük bir heyecan duyduğumu, büyük bir memnuniyet duyduğumu öncelikle ifade etmek isterim. Kendisine ilimle dolu, sağlık, afiyet ve huzur dolu nice yıllar temenni ederken milletine, ülkesine, insanlığa hasrettiği 50 yıl içinde kalpten şükranlarımı ifade ediyor. Allah ondan razı olsun diyor. Emeklerini her daim hayra tebdil etsin diyor. Burada bir duamı, bir niyazımı da huzurlarınızda bütün samimiyetimle dile getirmek istiyorum. Hani merhum Arif Nihat Asya meşhur duasında diyor ya, biz kısık sesleriz, minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım, bize güç ver, cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım, bizi sen sevgisiz,
susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu, Müslümansız bırakma Allah'ım. Evet, işte tıpkı Arif Nihat Asya'nın duasındaki gibi Rabbim bizi ezansız, susuz, havasız, vatansız bırakmasın. Ama en çok da Sadık abi gibi pehlivansız bırakmasın. Bizi cengavesiz bırakmasın. Yani bizi ilmiyle, irfanıyla, medeniyet tasavvuruyla, bizatihi kimliğiyle ve kişiliğiyle yönlendiren kalemleriyle, diliyle, kürsülerde özellikle yön veren, yol gösteren gönül insanlarından, gönül ellerinden, gönül fatihlerinden Rabbim bizleri mahrum bırakmasın. Zira gönül insanları yıldızlar gibidirler. İnsanlar yeryüzünde yönlerini yıldızlarla tayin ederler. Yıldızı bulan, yıldızın peşine takılan kişi ve toplumlar varacakları yere varır, menzillerine de vasıl olurlar. Yıldız yerine parlayıp sönen ışığın peşine takılanlar ise bırakın karda, tipide, ayazda kaybolmayı, çölde kavrulmayı, düz yolda bile kaybolur. Şunu özellikle belirtmek isterim sevgili kardeşlerim. Bizim medeniyetimizin, bizim milletimizin, özellikle de bizim tarihe mührünü vuran büyük devletlerimizin arkasında büyük fikirler, büyük mütefekkirler, engin gönül dünyasıyla yıldızlar gibi ışık saçan büyük gönül insanları vardır. Mevlana olmasa Selçuklu Devleti olmazdı. Yunus Emre olmasa, Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayram Veli olmasa Anadolu olmaz, Rumeli olmazdı. Şeyh Revani olmasa, Molla Fenari, Molla Gürani, Akşemseddin olmasa Osmanlı olmaz, Osmanlı cihan devleti olmaz. Devletlerin, özellikle de medeniyetlerin gıdası herkesin zannettiği gibi savaş değildir. Gözyaşı değildir. Kan değildir. Gerçek devletlerin, gerçek medeniyetlerin gıdası, menbaı, ana kaynağı sevgidir, gönüldür ve gönülden neşet eden ilimdir, irfandır, fikirdir ve emektir. Nasıl ki gönlü olmayan, fikri olmayan, zikri olmayan bir beden sadece bir et yığınından ibaretse, temelinde sevgi olmayan, ilim, irfan ve fikir olmayan bir devlet, bir medeniyette sadece taştan, tuğladan, zahirden ibarettir. Bizim kadim medeniyetimizi, bunun yanında milletimizi ve devletimizi diğerlerinden farklı kılan, inanın işte bu anlayıştır. Mevlana'yı sadece bir mütefekkir zannedenler yanılırlar. Yunus'u sadece bir ozan zannedenler ciddi şekilde yanılırlar. Fuzuli'yi, Nedim'i, Mehmet Akif'i, Necip Fazıl'ı sadece birer şair olarak görenler yanılır ve medeniyetimizi anlayamazlar. Zira bu isimler, bu isimler gibi niceleri birer söz ustası oldukları kadar sahip oldukları medeniyet tasavvuruyla, sahip oldukları o sınırsız gönüle, gönüller yapma yolundaki cehdleriyle, bizatihi yaşamlarıyla adeta kendileri bir fikirdirler, adeta kendileri bir kitaptır,
bir şiirdirler. Onlar fikir sergilettikleri kadar ortaya güzel eserler koydukları kadar devletin ve milletin mayasını da teşkil etmişler. O mayayı tamamen sevgi, aşk ve ilimle mürekkep haline getirmişlerdir. Ben her zaman medeniyetimizi tanımlarken çınar örneğini veriyorum. O düşünce ufkuma farklı adeta tohumlamalar yapıyor. Kökleri derinde olan, derinlerden beslenen bir çınar, gövdesiyle, dallarıyla, yapraklarıyla bir bütündür. Kökleri olmayan, kökleri kesilmiş bir çınar ise toprağa devrilir, toprak olur gider. Köksüz çınar nasıl yaşayamazsa, nasıl ayakta kalamazsa, köksüz bir millet, köksüz bir devlet de yaşayamaz, ayakta kalamaz, hayata ve tarihe tutunamaz. İşte Sadık abimiz bizim için kendisini değerli kılan aslında budur. O hem 50 yılını ilme, araştırmaya adamış bir çınardır. Hem de bizim Selçuklu çınarıyla, Osmanlı çınarıyla irtibatımızı kuran, gönül köprümüzü imar eden bir mimardır. Bizim köklerimiz kesilmek istenirken, köklerimizle irtibatımız kesilmek istenirken, o cesaretle bir adım öne çıkmış, kollarını açmış, o irtibatı muhafaza etmek için adeta göğsünü, bedenini siper etmiştir. İşte az önce şeriat sicillerinin perdede izledik, gördük. Acaba bugün oraları inceleyebilen veya oralara girip o bütün belgeleri şöyle tasnif edebilen elimizde kaç insanımız var? İşte şimdi yeni yeni konularda adımlar atmaya çalışıyoruz. İşte bizim köklerimizi adeta budamak suretiyle bizi aslımızdan koparma gayreti içine girenler oldu ve bunu da başardılar. Şimdi yeniden bir nesil inşa ediyoruz. Yeniden bir nesli inşa etmenin kodlarını öğrendik. Şimdi bu kodlar üzerinde yükselen bir nesil. İnşallah onlar işte Sadık abi gibi şu anda burada bulunan birçok abimizin, kardeşimizin izinde hikmet dolu ilimle yola çıkarlar ve böylece geleceğin Türkiye'sini onlar inşa ederler diye düşünüyorum. Ve Sadık Albayrak bir kültürün, bir medeniyetin, özellikle de bir medeniyet tasavvurunun yok olup gitmesine, unutulmasına ve unutulmasına karşı çıkmış bir kahramandır. Bir cengaverdir, bir pehlivandır. Kendisini Silivri cezaevinde ziyaret ettiğim zaman, dedim ki o zaman askerlik dönemini, o zamanki duruşu, bir ülkekliği veya ne yaptım da buraya girdim gibi bir soruyu hiç yansıtmıyordu. Orada da gerçekten bir düşünce insanının o bulunduğu yerde de yapması gereken neyse, geleceğe nasıl hazırlanması gerekiyorsa gözlerinde onu okumuş ve aramızdaki geçen sohbette, muhabbette de onları yakalamıştı. Ve zaman bizi daha sonra çok daha farklı bir zeminde, çok daha farklı bir mekanda hem bir dava arkadaşı olarak aynı yolda, aynı güzergahta bir yolculuğa devam etmeyi Rabbim bize nasip etti. Daha sonra da aynı ailenin, aynı ocağın bireyleri haline getirdi. İşte kader planı da bir taraftan dokunuyor ve o da bizi bu şekilde
bir yola koyuyor. Ve Sadık Albayrak olmasaydı, Sadık Albayrak gibi gönül erleri, fedakar, cefakar bilim insanları olmasaydı, inanın geçmişten bugüne elimizde çok az şey kalırdı. Sadık Albayrak bizim neslimiz üzerinde, bütün gelecek nesiller üzerinde oynanan bir oyunu, bedeli çok ama çok ağır olacak bir oyunu, karşılığında hayatını feda edecek kadar bir gözü karanlık içinde bozan kişidir. Biz onun sayesinde bize anlatılanların çok ama çok farklı olduğunu öğrendik. Biz onun sayesinde gerçekten gerçekle doğruyu ayrıştırdık. Ha şunu da söyleyeyim. Kendisinin Mercan'da aynı zamanda Cuma cemaatinden yazıları. Çünkü orada bir çantacıda çalışıyordum. İmam Hatip'te okuduğum yıllardı. Kendisi orada Cuma günleri vaaza giriyordu. Oralarda cemaati durumundaydık. Dedim ya, işte kader dönemi içerisinde neler var, neler. Onun çabaları, onun araştırmaları, onun eserleri sayesinde geçmişin aslını geleceğin tasavvurunu idrak ettik. Ve burada şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Biz medeniyetimizi düşündüğüyle yaşadığını örtüştüren gönül erlerine koşmuşuz. Fikriyle zikri bir, kalpleriyle dilleri bir, ruhlarıyla vücutları bir gönül insanlığı sayesinde bir medeniyet ve bir millet inşa ettik. Mevlana'dan bize kalan sadece mesnevi değildir kardeşlerim. Ondan bize sema kalmıştır. Ondan bize haktan alıp halka verme anlayışı kalmıştır. Ondan bize sevgi ve hoşgörü kalmıştır. Yunus'u Yunus yapan sadece o süt gibi arı Türkçesi değil, Tapduk Emre'nin kapısında gösterdiği sebat, adanmışlık ve sabırdır. Mehmet Akif'ten bize kalan sadece İstiklal Marşı, sadece Safahat değildir. Mehmet Akif, edebi, hayayı, tevazuyu, dava adamlığını da bize miras bırakmıştır. Necip Fazıl'ın geride bıraktığı eseri, evet, çiledir. Ancak Necip Fazıl sadece çile adında bir eser bırakmakla kalmamış. Gençlere, yeni nesillere dava çilesini, hakikat çilesini, mücadele çilesini de miras bırakmıştır. İşte Sadık Albayrak da tam da bu zincirin bir halkasıdır. Onun kitapları bir eser olduğu kadar hayatı inanıyorum ki bir eserdir. Kitapları ilimle yoğrulduğu kadar hayatı ilimle yoğrulmuştur. Bize kitaplarında gerçeği anlattığı kadar hayatıyla da sırat-ı müstakimi, doğruluğu diklenmeden dik durmayı anlatmıştır. Bu uğurda hapislerde yatmış, ömrünün büyük kısmını işte bu tür mahkemelerde, kapılarda, sıkı yönetimlerde, DGM'lerde, yine buradaki birçok değerli abimiz, dava arkadaşlarımız gibi hakimler karşısında geçirmiş, bütün yıldırma girişimlerine karşı aynen yol arkadaşı Üstad Necip Fazıl gibi davasından düşündüğü fikri zikretmekten geri durmamıştır. Sadık Albayrak ilim peşinde, hakikat peşinde önce kendisini bilmeyi başarmıştır. Elde ettiği belgeleri yayınlarken, milletimizden saklanan bilgileri, fikirleri yayınlarken herhangi bir hesabın derdine düşmemiş, ilmin namusuna, kalemin namusuna,
yazının ve fikrin namusuna bir damla leke düşürmemiştir. Sadık abi bilsin ki bizler de gelecek nesillerde onun sadece kitapları değil, bir kitap kadar değerli olan, bir şiir gibi olan hayatında inşallah ibretle okuyacak ve inanıyorum ki genç nesiller bunu da okutacaklardır. Rabbime bizlere böyle gönül elleri bahşettiği için hamd ediyorum. Medeniyetimizi böyle alim ve ariflerle tezyin ettiği için Rabbime hamd ediyorum. En önemlisi de Sadık Albayrak'ı tanımış, onunla yol arkadaşlığı yapmış olmaktan büyük bir gurur duyduğumu ifade ediyor. Bundan dolayı Rabbime hamd ediyorum. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür İşleri Daire Başkanlığı'na gerçekten böyle bir kutlama zincirini başlatmış olması sebebiyle de çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu tür merasimlerin inanıyorum ki şu andaki mevcut genç nesillerimizi geleceğe taşıma noktasında onları genç nesille buluşturarak geleceğe taşıma noktasında bu çok önemli bir adım ve bundan dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Ve Sadık abi Allah sizi bizim başımızdan eksik etmesin. Allah daha önce yıllara beraberce yürümeyi, sağlıklı bir şekilde yürümeyi bizlere nasip etsin. Emeklerinden, gayretlerinden, 50 yıla adadığı ilim ve irfan sevdasından dolayı Allah onlara razı olsun diyorum. Sadık Albayrak çabalarından, sayinden, gayretlerinden, yaptığı hizmetlerden, verdiği eserlerden dolayı şükranlarımı ifade ediyor. İftihar vesilesi 50 yılın mübarek olmasını diliyor. Sağlık, huzur, muhabbet dolu, hayırlı uzun ömür niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken bu anlamlı geleceği iştirak eden tüm kardeşlerime de saygı ve sevgilerimi sunuyor. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Sayın Başbakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, onurla 50. Yazarlık ve Saygı Gecesi düzenlediğimiz Sayın Sadık Albayrak'a gün anısına Başbakanımız hediye takdim edeceklerdir. Sadık abimizi sahneye davet ediyoruz efendim. Sayın Başbakanımıza teşekkür ederim. Hoş biliyorum. Bu Kemal Batanay'ın kendi hatiyesiyle yazılmış 1975 senesine ait orijinal bir tablo. Öyle sanıyorum ki bu şiir de onun. Onun şimdi heceye bakın bizi işte böyle unutturlar. Bizi böyle var. Niye? Çünkü uzun hikaye. Şimdi
Hayat, hayat sele kapılmış. İnce bir dal gibidir. Kimine zehir, zakum, kimine bal gibidir. Yer yer sisler bürümüş bir ömür değerinde damla damla su alıp batan sandal gibidir. Sayın Başbakanımıza teşekkür ediyoruz. Zaten de yerlerine davet ediyoruz. Ve konuşmalarını yapmak üzere Sadık Albayrak Kürsü'ye davet ediyoruz. Allah'a hamd, Yüce Resulü'ne, Ali ashabına selatü selam olsun. Allah'ın rahmet ve bereketi cümle ümmetin sizin hepimizin üzerine olsun. Osmanlı Müellifi kitabının birinci cildinde şöyle bir 30-40-50 sene falan var tabi. Orada yazıyor. Ben berrahe mümine feke ennema ihyâhu. Buyurur ki kim bir müminin hayatını yazarsa ona hayat vermiş gibi olur. Onu ihya etmiş gibi olur. Bu bana çok dokunmuştu. Çünkü anama sorarım, anne Mulla Eren hocayı niye jandarmaya gelip aldı? Ne jandarması dedi? Onu iki avru aldı götürdü. Dedi, nasıl olur? Meğerse Molla Efendi'nin hoca son devletçi çocuktu be. Sakalları buraya kadar ben de. Mecburen Tanrı uludu, Tanrı uludu diye ezan okuması lazım. Tabi Tanrı uludur diyor. Ondan sonra sessizce Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Şimdi rejimin askerleri var. İspiyoncuları var. Jurnalcileri var. Gelip alıp bunu götürüyorlar. Çünkü anam ve o nesil ezandaki stüdyo yavrular Ege'de, Güney'de suçlarına bıraktı. Korkunç bir şey ki o yaşlı insanlara benim bugün anam 96-97 yaşında. Anne diyorum sen ne zaman kalmasın ne yapalım? Sen karışma diyor doktora gide ki benim anam seferberlikte anasının kucağındaydı. Yani bunu demek biliyorsunuz 1914-15 demek. Biz diyor Ruslar gelince diyor anamın kucağındaydı. Bir hocamız da vardı akrabada. Biz Bayburtak'a çıktık. Orada bir camiye sığındık. Bir eve sığındık bir camiye. Gavul dışarıda dolaşıyor. Hoca da sabaha kadar Kur'an-ı Kerim okuyor. Onun yüzü hürmetine diyor. Allah bizi koruduysa gavul çekilir mi? Yoksa hem bizi kese parçalar diyor. Şimdi o insanlar öyle bir dönemde geldiler ki onlara anlattıkları zaman bizim tüylerimiz diken diken oluyordu. Niye? Necip Fazıl'ın dediği gibi öz yurtunda garip öz vatanında parya konumundayız. Böyle bir ortamda böyle bir yapıda ilk karşılaşacağın şey nedir? Kağıttır, kalemdir, okuldur.
Babam hayatı boyunca Latince yazmadı. Eski yazıyla yazdım. Mektuplarına bana yazdı dedi. Hatta şunu size söyleyeyim. Bediüzzaman gibi böyle bir kahraman ben görmedim 20. yüzyılda. Belki İslam dünyasında belki daha evvel de geç. Çok kimseler gibidir. Abdurrahman Şerefeş merhumdan avukatlarından biriydi. İntikal eden dosyaların içinde bir dilekçe var. Emirdağ sürümündeyken ona vekaletname veriyor. Fakat vekaletnamenin dilekçenin altında parmak izi var. İmdası yok. Yani Darülmet-i İslami'de de harf inkılabından evvel Bediüzzaman'ı sahip el-Kürdi diye yazıyordu. Darülmet-i İslami'ye kararlarında hepsini. Fakat Cumhuriyet elinde Latince sahip diye yazmamıştır. Böyle evet, parmak ile kullanmak. Ayrıca şimdi pek çok güzel bir takım sıfatlar verir. Hiç önemli değil onları. Çünkü derler ki tevazu aynı rifattır. Annen için sünni yerdani çeşmi bala ikam bile izzet etmiştir diyor. Onun için bana da çoğu derler işte efendim işte gazeteciyi bilmem ne falan. Hayır ben okur yazarım diyorum sağ ol kalbe. Niye biliyorsunuz? İnsana ilk kitap okumaktır. Oku. Okursanız bir kitabı sahibini sorarsınız. Gördüğünüz bir hoşafı yapan kimse ararsınız. Ve bu sıfatı kullanmak da daha çok bana şundan çok daha dokunaklı ve onurlu geldi. Yine o belgeler içinde, o dosyaların içinde savcılıktan bana çok geldiği için Bediüzzaman'a da böyle bir cep geliyor. Çarşamba, Beyceğiz Mahallesi'nde oturur. Sanık Sait Okur. Dikkat edin. Bu kadar risale yazan bir adam okur soyadını aldı. Ben de diyorum ki madem ki onlar bu dünyadan ufulette biz 20. yüzyılın sonunda 20. yüzyıla gelirken Sadık Havalar okur yazar unvanını aldı ve bu payların benim için en büyüktür. Yalnız tabii ki insanın öfke devirleri, sevgi devirleri birçok şey olacak tabii. Mevsimler gibi soğuk, kış, yaz, sıcağı, sıkıntısı, elemi, ızdırabı. Elbette İstanbul'a gelirken biz kin, nefret ama bu kavgaya dönüşecek bir şekilde değil. Bunun intikamına saldırıyorsunuz. Sayın Başbakanım da bunların içinde bulundu. Münazara mı yapılıyor? İflahı keserler anlardı. Futbol maçı mı olurdu? Arkadaşlarımın topları 90'a takarlardı. Münazaralar mı olurdu? Yeşilay 40-50 öğle lise arasında münazara yapardı. O münazara gelelim ama hiç unutmam Trabzon'da el top müsabakaları yapıldı. Devrim liselerinde gelince bir daha o müsabakaları yapmadılar. Ama o bayrağı bir taraftan bir arkadaşımız, arka tarafta okulun sancağını bir arkadaşımız, 29 Ekim'de, 19 Mayıs'ta şurada burada, bizi hep böyle bağırdı. İman, yuvaz diye böyle hakaret ederlerdi. Şimdi ise ne oldu? Biz o üniversiteye geldik ama bir baktık ki, Adet Nihat Asya, dünya gazetesinde dilime saldıran biri. Adana diyor ki, çarparsam eğer ben nefret bağrı seni, yamyası eder bu sizde simanı seni. Dünyasını sövüyorsun geçene, tıkarım ağzına bir gün dünyanı seveyim. O şekilde yetiştik biz. Hatta münazaralardan hep Recep Fazıl şiir okurum, arkadaşlar takılırlar bana. Sultan'a bir yedi kaçtık. Bu kaddes mi bu kaddes? Ey kahve rüzgar artık ne yandan isterseniz. Ama işte görüyorsunuz, 21. yüzyıla geldik. Benim tek dönemine gidiyorsunuz. Belge çağından bilgi çağına bu eserleri aktarmaktır. Bundan sonra gelecek nesil işte bunu harmanlayacak. Bunların ilgilendirecek yepyeni bir dünya dirilecek.
Çünkü şair demiş ki, bekledik gelsin de baharım, toprak içinde kalacak daha ne diye böyle. Bu bakımdan Sayın Başbakanıma, hanımefendi bütün hanımlara, bütün arkadaşlarıma, hepinize bu geceyi keşfettiğiniz için, buraya geldiğinizden dolayı benim için hayatım boyunca aldığım payların en üstünüdür. Bu bakımdan hepinize selam, hürmetler, saygılar sunuyorum. Dünyanızda ahiretiniz devamı olsun. Dar-ı sahibi diliyorum. Evet. Sadık abimize çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Değerli konuklar, 50. Yazarlık Kulübü Saygı Gecesi anısına Sayın Sadık Alabay'a, Türkiye Yazarlar Birliği Marmara Bölge Başkanı Sayın Muzaffer Doğan, şükran plaketi ve şeref baratı takdim edeceklerdir. Kendilerini sahneye davet ediyorum efendim. Gecenin anısına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş adına, Başkan Vekili Sayın Göksel Gümüş'e, Sayın Sadık Albayrak'a bir plaket takdim edeceklerdi. Kendilerini sahneye davet ediyorum. Değerli konuklar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kültür Müdürlüğü'nün düzenlediği 50. Yazarlık Kulübü Sadık Albayrak Saygı Gecesi burada sona erdi. Sadık abimize ailesi ve sevdikleriyle birlikte hayırlı uzun ömürler diliyor. Programımızı teşrifleriyle onurlandıran Sayın Başbakanımıza ve saygıda hanımefendiye ve siz değerli konuklarımıza teşekkür ediyor. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Hadi topla. Pardon abi. Yavrum, çantanı bana ver. Top sanatsana, bilgisayarayım. Çantanı bana ver.
Efendim? Nasıl?